Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki men el faga zevceyni fi sebilillahi bir kimse çift sadaka verse yani biraz sadakayı bol verse verdiği zaman Allah rızası için nu diye min ebvabil cennet o cennetin kapılarından muhtelif kapılarından ya abdallah hada hayr ey Allah'ın kulu adı neyse onu da söyle gel bak burada hayır vardır. Yani o cennetin muhtelif kapılarından ey Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gel cennete buradan gir diye hepsi onu arzu edecek. Gel buradan gir o şerefe biz nail olun dercesine adeta böyle onu çağıracaklar. Yani cömertliği biraz fazla olan kimse için. Sonra temelkane min ehli salati bir de e, her kim böyle namaz ehli ise, namaz ehliyse namaz kılan bir insan ise min minbabi salah. Cennetin o namaz kapısından çağrılacak ve yine ona da denilecek ki gel burada hayır vardır, bu kapıda hayır vardır diye onu da oradan cennete davet edecekler. Daha ve melkane min ehlil cihat bir kimse cihat ehli ise yani Allah yolunda dini yaşama konusunda böyle yoğun mücadele eden birisi ise min ba'bil cihat o da cennetin cihat kapısından çağrılacak. Gel cennete buradan gir diye. Ve men kâne min ehli sıyam her kim oruç ehlisi ise, oruç tutan bir insan ise, duaya min babir reyyan, o da cennetin reyyan kapısından çağrılacak. Ve men kâne min ehli sadaka her kim sadaka ehli ne oldu şimdi? Yukarıda çift sadaka veren, burada da e, tek sadaka veren. Yani sadakayı çok yapanlar, cennetin bütün kapılarından davet var. Ama normal sadaka verdiği zaman da, zekatını vesairesini falan da yerine getirdiği zaman da duaya sadaka, cennetin sadaka kapısından o çağrılmış olacak. Elhamdülillah. Demek ki cennetin e, oruç kapısı var, namaz kapısı var, e, efendim cennetin cihat kapısı var, cennetin sadaka kapısı var. Bir de cennetin cömertlikte biraz böyle e, fazla gayret eden lerin kapısı var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek kapılardan cennete giden kullarından eylesin. Tabi bunları dinlerken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu dedi ki ya Resulallah o kapılardan birisinden cennete girenin zaten diğerlerine böyle bir ihtiyacı da olmaz. Zaten maksat cennete girmek ya. Peki bütün kapılardan birden girecek kimse olacak mı diye sorduğu zaman Efendimiz'i ne an vurdular? Evet ya bütün kapılardan böyle aynı anda cennete girecek kişiler olacak. وَاَرْجُوْا en تَكُونَ minhum Senin de onlardan olmanı ümit ediyorum dedi. Yani Hazreti Ebu Bekir de böyle muhteşem bir ahlaka, imana sahip olan bir insan ki Efendimiz ona da o müjdeyi vermiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi saydığımız sayamadığımız bütün salih amellere ailece sımsıkı sarılan kullarından eylesin.